Allah Allah. Aa. Ya sen ne yapıyorsun? Niye sen lambayı kapatıp açıyorsun? Ben anlamadım ya. Annem Vallahi hala anlamadım arkadaşlar. Baksanıza ilk lambaya açık. Ah, sanki ilk kez görüyor. Tövbeler olsun. Böyle olur mu ya? Ne oldu? Hayırdır? Ne oldu? Ben anlıyorum canım. Bak, lamba yanıyor. Nereden? Nasıl yanıyor? Evet, nasıl yanıyor arkadaşlar? Bu Nasıl lamba nasıl yanıyor? yanıyor? Size bir soru işte. Alın size bir soru. Nasıl yanıyor lamba? Heh. Ne lazım? Onu yanlış kişiye Yanması soruyorsun. Edize sorman için. lazım orada. Oraya basıyorsun, yanıyor. Anne diyecek sana büyüyünce. Ne lazım? Elektrik lazım ise enerji. Evet. Arkadaşlar ben çok ama çok mutluyum. Neden? Çünkü elektrik geldi sonunda Evet, ya. elektrik geldiği için arkadaşlar biz de burada kutlama yapıyoruz. Saatlerce böyle açıp kapattık burada arkadaşlar lambayı yani. Değil mi? Geceden bu yana hiç yorulmadan böyle sürekli açıp kapatıyoruz, kutluyoruz. Bir ay falan bekledik. Sonunda arkadaşlar çok şükür yani. Hakikaten bayağı uzun sürdü. Çünkü hava soğuyor ya. Ama maalesef yani çok şükür geldi ama öteki tarafa yani böyle patladı, çarpmış, ne bileyim, korset diyoruz biz yani, yalnız takmışlar. Siz öyle diyorsunuz. Biz ne diyelim? Evet, biz de kısa devre diyoruz yani. Arkadaşlar buradan sigortaları bir açtık. Şak şak etraf alev aleve gidiyor. Sanırsınız Yunan'la Türk ordusu savaş yapıyor burada. Yani Kokuyor kablo, kokuyor kokuyor. kablo oradan patlıyor oradan çatlıyor böyle. Yani usta sağ olsun. Yani zaten iki tane kablo var. Onları da yanlış bağlamış bazı nötrü. Sigortayı yapayım mı şimdi bir tane? Yine Yapma, patlasın yapma. mı? Yok, şaka yapıyorum tabii ki. Çünkü alttan binanın sigortası da atıyor o durumlarda. Elektrik geldi ya. Yepyeni yardımcım var. Evde gelince o da kullanabilirim ben. Acaba o ne? Ben biraz sonra size göstereceğim. Tamam hadi gidelim o zaman gösterelim zaman kaybetmeden. Bir de televizyonu da kurduk böyle değil mi? Evet. Elektrik geldiğine göre açıp bir şeyler izleyebiliriz yine. Çok meraklısı da olmasak da. Biraz yamuk oldu ama çok da fark etmez yani. Zaten kör bu. Zaten kendinden yamuk yani. Yumi elektrikli robot süpürge. İka artık bütün işleri Yumi'ye yaptıracak. Yani ne olacak? İka buna çamaşır yıkatacak, bulaşık yıkatacak. Yorulunca sırtında masaj yaptıracak, öyle mi? Sen var ya hepsini yaptırırsın yani Ne bence. kadar güzel. Bu çok büyük yardımcı, neden? Çünkü ben süpürge yaptıracak, bir de yerleri de silecek. Biliyor musun sen? Artık yani Evet, ona bırakacağım kadınlar için çok yani. büyük bir kolaylık değil mi? Evet arkadaşlar, Yumi elektrikli robot süpürgeyi bize Segment bilgisayar gönderdi. O benim en büyük bir hediyeniz, biliyor musun? Çok Vay, teşekkür evet dikkat için çok büyük anlamlı ederim bir ya. hediye arkadaşlar. Açıyorum. Evet, Segment bilgisayar 20 yıla aşkın kendine özgü markalarla üretim yapan bir teknoloji firması. Yurt çapında yüzlerce bayi ağına sahip. Segment bilgisayar ürünlerini işte Vatan Bilgisayar, Media Market, Teknosa gibi birçok elektronik marketlerde de bulabiliyorsunuz. Binlerce çeşit ürünüyle sektörün lider firmalarından bir tanesi. Hani 20'ye yakın ülkeye de ihracat yapıyor. Ve arkadaşlar Yumi, Segment bilgisayarın akıllı ev ürünleriyle ilgili çıkarmış olduğu yeni bir marka. Ve bu ürününde 2 yıl Segment bilgisayar garantisi var. Bu firmanın arkadaşlar en önemli özelliğini söyleyelim. Hani garanti süresi bitse bile yedek parça desteği sağlayabiliyorsunuz. Yani bu çok önemli. Bir de ben gerçekten iyi bir firma mı, güzel bir firma mı diye ben baktım, açtım, ekşi sözlüğe baktım. İnsanlar gerçekten buradan alışveriş yapanlar memnun mu diye. Hayret uyandırıcı bir memnuniyet var. İnanılmaz derecede memnunum diye ben yani hiçbir firma hakkında daha önce böyle yorum görmedim yani, açık söyleyeyim. Yani müşteri ilişkileri çok çok iyi. Evet İka Hanım, hadi aç bakalım. Vay vay vay. Evet. İka'nın yeni hizmetçisi. Ben yeni Ama hizmetçiyim. karnını doyuracaksın değil mi? Elektriğini vereceksin, suyun su değil. Elektriğini vereceksin. Tabii Heh, ki. tamam. Çok şükür geldi işte. Ondan çalışabiliriz Evet çok yani. şükür ya. Bir de Bu Ediz'in saç. yeni arkadaşı İka. Olabilir. Sürekli bakacak, sürekli şaşıracak. Bu ne böyle? Belki de korkacak. Bak. Çirkin Allah Allah. Evet, çirkin gülüyor. Ya da sen bununla duruyor ilgileneceksin ya. Bunu kıskanmasın bir de. yine. Yok Ha? be.
Makinenin özelliklerine de baktık. Harika özellikleri var. Mesela en önemlisini söyleyeyim. Mesela en güzelini, en çok hoşuma gideni söyleyeyim. Yüksekte bir yerde çalıştığı zaman yere düşmeme özelliği var. Evet. Yani mesela şimdi biraz sonra makineye koyacağız buraya. Burada çalıştıracağız. Masanın kenarlarından böyle geçecek. Aşağı düşmeyecek. Çünkü 14 farklı sensörü var bunun. Ciddi misin? Tabii. Hiç şekilde ay, düşmüyor. Çok merak sen ettim. Bilmiyor muydun? Anne yaparım bari. Tamam hadi yapalım. Buradan başlayalım. Bir de masadan başlatalım. Bir de orada biraz evet 2 santim yüksekliğe aha kadar da tırmanabiliyor. Öyle bir özelliğe sahip. Oo, hadi açıyoruz bari. Heyecanım çok arkadaşları var ya. Çünkü bu yeni. Aa. Ama bu benim hizmetim tamam. Ama ben ona benim bebeğim gibi davranacağım tamam mı? Bebeğin gibi davranacağını. Hmm. Ediz'in kıskançlığını üzerine alırsın o zaman. Yok yani, kıskanmayacak. Mesela bu biraz totanı sileyim. Her gün böyle sileyim. Her gün sil böyle çamaşır suyuyla iyice evet yıka böyle. Yok be. Yok be şaka sakın öyle bir şey yapma yazık. Var ya, o toz sobası falan her gün de yani atıyorum çünkü yıkanabilir böyle adı ne nesi tabii ya? Yıkanabilir malzemelerden. Malzemeler. Hadi açalım bakalım hadi çalıştıralım ya çok ya, merak ettim. Çok bir de yere böyle bir şeyler koyalım mesela ne koyalım kekik falan filan mı koyalım ne koyalım ha. Temizliyorum temizlemiyorum bakalım. Kekik güzel kokuyor. Allah güzel kokar işte. Makinenin de hoşuna gider kendini dağda zanneder. Bir de sadece yüksekten düşmeme özelliği değil daha birçok özellik var bunda İK. Bak mesela günlük program yapabiliyorsun bununla. Şu gün temizlesin, bugün temizlesin gibi. Hı, evde yokken şey bile çalışma başlatılıyor evet, mesela. O en çok güzel. Çok güzel evde şey yoksun mesela telefondan veriyorsun şöyle komutu. Ne yapıyor? Evet. Kendisi çalışıyor otomatik olarak çalışıyor, başlıyor, evi temizliyor. Gelince tertemiz. Evi gelince tertemiz böyle. Oh, oh evet o özelliği çok güzel. Diyelim şarjı bitti değil mi? Evet, hatta evet evde bile yoksun. Kendisi gidiyor evet, kendini kendisi şarja gidiyor takıyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği de var arkadaşlar. Evet. Ve diyelim ki İK'a gece çalıştırmak istiyorsun ama gürültü de yapmasın istiyorsun. Bunda gece çalışma modu var. Böyle çok sessiz bir şekilde gece bile evi temizleyebiliyor. Sabahleyin tertemiz bir eve uyandırıyorsun. Mesela yatağa yattın, uyuyacaksın, aklına geldi. Hemen telefondan başlat. Kendisi başlıyor temizliğe gece sessiz modda. Yani bence bir kadın için üretilmiş en büyük icatlardan bir tanesi diyebiliriz. Hadi gel Edis çık sen de aramıza katıl. İçinden peki neler çıkıyor? Bakın bu yedek parçası bence. Evet yedek süpürge fırçası. Evet. Çıkıyor. Burada filtreler çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yıkanabiliyor. Evet. Öyle güzel bir özelliği var. Aynı zamanda burada da mop bezi var. Burada da arkadaşlar şarj ünitesi ve adaptörü var. Bir de diyelim ki mesela o öncekinci kesiliyor. Harita oluşturuyor. Sonra mesela ben tamam hepsini o da sen yap böyle temizle tamam mı? Ama o da Edis var. O zaman o da iptal mi lazım tamam mı? Tabii. O zaman iptal edebilirim yani. Çok tabii güzel sınırlı şey. Oda temizliği de var mesela. Sadece gidiyorsunuz bu odayı temizlesin mesela. Aha, evet. Böyle bir şey de var ve diyelim şarjı bitti. Gidiyor şarj ediyor kendini. Kaldığı yerden gidip devam evet, ediyor evet bir de. Aynı yerleri tekrar evet, geçmiyor. Öyle bir özelliği var. 8 adet modu var zaten. Onları da söyleyeceğim ama ben çok sabırsızlandım. Açalım bakalım bir ya. Tamam, evet açıyorum. Öncelikle Google Store'da yoksa Apple Store'da bir uygulaması var. Adını Tuya Smart tamam mı? Ben indirdim. Burada tamam açıyorum bari. Ya açmadım. Bunu da açmam lazım bence. Evet. Peki. Ediz de bir yandan Hanoi kulesini dağıtıyor. Kuleyi yıkıyor değil mi burada? Heh. Evet şimdi giriş sign yapıyoruz. Up. Giriş yapıyorum. Çünkü daha önce biz yapmadık yani. Ben kullanıcı oluşturdum. Şifre falan ekledim. Şimdi cihazı ekliyorum. Şimdi burada küçük ev aletlerine gireceğiz. Küçük ev aletleri. Evet şurada arkadaşlar. Küçük ev aletlerine girdi. Tamam. Bak bu arada Ediz merak ediyor. Senin arkadaş bu yeni tamam mı? Küçük ev aletlerinden temizlik robotunu seçiyoruz. Temizlik robotu. Bu tane var ya. Böyle ev wifi. Ben wifi seçiyorum böyle. Tamam mı? Uygulama izin ver. Tamam. Bağlantıya gidin. Tamam. Wifi. Evet, buradan wifi'ye bağla. Wifi'ye bağla. Şunu almak için bunu açmam lazım. Tamam mı? Evet şimdi açıyorum. Bismillah. Ay hadi. Hadi bismillah. Bağlamak aç bakalım. Bağlamak için açıyorum. 5 saniye falan. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Oley! Edis! Alo! Tamamen Edis! Evet. Sessiz yoruldum. Dansa başladı. Şuna bakın ya. Daha açılırken böyle yapıyoruz ilk ha. Temizlerken neler yaptık acaba Edis? Yani ha geldi. Bu Smart Life. Şimdi Smart Life'i bağlanıyorum ben. Evet şimdi bağladım arkadaşlar. Şimdi S modu var ya burada. İki tane var. Up modu seçiyorum. Tamam mı?
Bunu tıklıyorum ve next Wi-Fi'ni bağlanıyorum. Bağlantı. Evet, biz de bağlantıyı gördü arkadaşlar. Eğer bağlantıyı görmezse şu iki tuşa birden basarak reset yapabiliyoruz böyle basılı tutarak. Evet, Smart Life'a bağlan. Evet, eşleşme olacak şimdi. Eşleşme yapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi cihaza bu benim telefona eklendi, tamamladı. Tamam, aslında burada kitap var. Siz burada nasıl bağlanıyor da burada çok güzel yani Evet, kitap anlatıyor. oldukça detaylı, Ah, açıklayıcı. Heh, nihayet geldik. Hadi bakalım. geldik. Şimdi buradan başlata tıklıyoruz arkadaşlar. Başlat. Ondan Başlat. sonra ürün hemen çalışmaya başlayacak. Ama sonra de ben koyacağım. Orada harita Tamam, yapsın önce öyle. masada deneyelim bakalım. Düşecek mi, düşmeyecek mi? Birlikte test Bismillah. edelim. Arkadaşlar ekledim, tamam mı? Bitti. Ve harita çıkacak karşımıza. Evet, Harita çıktı. Yani yaparken daha taramadık ya. taramadı çünkü. Evet, tamam. Başlata bas bakalım. Basatayım, Başlasın bismillah. Yumi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. bakalım. Yumi temizlemeye Oo, harika. ya bu Aa, masa hiç bak, yok. Ediz Dur. nasıl şaşırdı. Ben bir şey Bak. koyacağım. Bak, dur, masada düşmeme özelliğini gösterdin. Dur. Arkadaşlar, düşmeden masanın kenarlarına varana kadar Tamam mı? temizliyorum. Ben anne koyacağım buradan. İyi de mi sıcak peki? Boktum buradan arkadaşlar. Tabii masanın kenarları da çok keskin değil arkadaşlar bizim. Aşağı doğru eğimli. Ama bakın yine de düşmeden temizliyor. Düşmüyor işte bak. Vay be. Bak nane kırıldı. Sürekli arıyor sensörleriyle bak. Yine korkuyorum bari. Düşecek diye korkuyor musun? Ne? Düşme Ana, bana bile en son ne zaman bebeğim dedin sen? Ana. bebeğim. Düşme. Ay, tamam, hadi Evet arkadaşlar, çıkacağım. İka bir yumya sat diye bizi burada. Hay Allah ya. Ama baksana. Oo, ne döktün sen buraya? Nane mi? Güzel kokusun diye. Şimdi nane yiyecek o zaman, öyle mi? Evet. Evet, şimdi nane yiyecek, şimdi temizleyecek işte. Şimdi tarıyor galiba, ne bileyim. Bence tarıyor bak. Masanın alanını çıkartıyor buraya. Bak bak bak. O zaman naneyi buraya kenara koyalım önüne. Atalım, olur mu? Kaz yiyecek mi bakalım, ne yapacak? Tadını beğenecek mi, ne yapacak? Oo, bir şey kalmadı mı İka? Yok, kaldı bak, arıyor. Oo, oraya çekti. Şimdi bak, orayı da temizleyecek bak. Hani ne kaldı? Ya. Şimdi biraz sonra yerde de temizleyelim. Vay be. İka, sen aşık oldun herhalde ona ya. Evet. Arkadaşlar, masanın her yerini taradı önce, gördünüz. Şimdi ortaları temizliyor artık. Bak Bakın burada naneler falan vardı. Onları aldı. bak. Evet, bir Güzel. şey de kalmadı. Bana düşme bebeğim, Düşmez o, düşme. sen merak etme. Heh. Tamam. Gitti, tamam. Boş yapayım, tamam. Dur, bak, bir şey kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar, değil mi? Hepsini aldı, bak bir de böyle gösterelim. Tertemiz. Vay be İka. Bir canavarın oldu ya evinde. Ediz şimdi yemeğimi yiyeyim de diyor, onunla ben bir nasıl oynayacağım diyor. Tepesine bile çıkacağım diyor bak. Hadi dur dur. Temizlik durduruldu. Tamam. Şimdi hadi aşağıda deneyelim Bir mi? dakika. Şimdi Edis Türkçe konuş, yani öğreniyor ya. Öğrendikten sonra bu İngilizce konuşacağım. İngilizce basacağım yani. Çünkü o İngiliz çok dil var arkadaşlar burada. Ha. Sadece Türkçe değil, Ha, Ediz İngilizce. yapacak ondan sonra, öyle mi? Öyle değil yani. Edis'i daha öğreniyor yani. Anladın mı? Edis de Evet, İka robot süpürgeyle Ediz'e İngilizce öğretecek arkadaşlar. öğrensin. Bak bak Evet, hadi tamam. Yere koyalım, hadi yerde Tamam, başlayalım. hadi yeri. Evet, hadi yere geçelim arkadaşlar. İka temizliğe devam ete bastı arkadaşlar. Şimdi temizlik devam ediyor diyor. Yani halı nispeten daha zordur. Düz yüzeylere göre. Aa, bakalım nasıl? Burayı da güzel temizleyecek mi? Yeni harita oluşturuluyor. Yeni harita oluşturuyor. Tabii daha önce buraya hiç gelmedi ya, burayla hiç tanışmadı. O yüzden şöyle bir etrafa bakıyor, bir göz atıyor. Nerelere gideceğiz, nerelere yapacağız diye. Evet, bakalım oraya. Bakın, çarpmadan döndü. Elbisede baksana bak. Nasıl da bakın. Oo. Çok iyiymiş ya İka. Evet. İka artık of ya, evi temizleyeceğim şimdi of falan demeyecek. Bak bak bak, nerelere giriyor bak. Dur bir dakika, şurada. Nerelere giriyor bak. Bak şuna.
Ha dur ayağımı çekmeyeyim, tamam mı? Çekil. Yok çekmeyeyim, ayağımın etrafından dönecek zaten bak. Ah canım benim. Bak ayağımın etrafından dönüyor, görüyor musun? Evet ya. Bak sana abi çok iyiymiş bu ya. Bak bu senin ayağın böyle oldu bak. Aa benim ayak burada gözüktü arkadaşlar. Evet. Evet daha sonra evin tüm haritası oluşturulunca arkadaşlar İka mesela oda seçecek. O odayı komple temizlemiş olacak mesela. Evet. Bizim odası burası arkadaşlar. Bakın her ne kadar oda gibi görünmese de. Vay be. Ne kadar güzel. Sen şey yapmana gerek yok. O olduğu gibi tararsın, anladın mı? Değil mi? Tabii nasıl tararsa hep bir daha o şekilde temizleyecek ya zaten. Yumi temizlemeye başladı. Evet arkadaşlar bakın buraya kekik koyduk böyle. Bakalım kekiği alacak mı? Alttan da temizliyor mu? Buraya doğru geliyor. Ha, şöyle. Evet tam kekiklerin üstünden geçiyor şu an. Bakalım nasıl çıkacak. Vay be! Bir tane kalmadı ya. Baksana abi bir tane yok ya. Ana hepsini aldı ha. Bak bunda daha 8 adet temizleme modu var arkadaşlar. Otomatik temizleme, nokta temizleme, turbo mod, temizlik takvimlendirme, kenar temizleme, bölgesel temizleme, bölge bloklama, seçili oda temizliği gibi 8 adet mod var arkadaşlar. Tabi kablolar falan olmasa daha da rahat tarayıp temizleyecek. O evdeki kabloları tabi yeni taşındığımızdan dolayı bir düzenlememiz, derlememiz, toplamamız lazım. Vay be. Vallahi gerçekten mükemmel. Başarılı. Yani biz evi biraz daha kullanmaya devam ettikçe daha da nasıl temizliyor arkadaşlar. Sizinle düşüncelerimizi paylaşırız ha. Evet bir de şarjı bitince kendi kendine şarj istasyonuna gidiyor. Hı-hı. Takılıyor arkadaşlar. Kendi kendine şarj bölgesine gidiyor. Öyle de bir özelliği var. O cihazın altındaki şarj tırnakları buraya geliyor arkadaşlar. Hı-hı. Ve şarja başlıyor. Ediz de orada merakla bakıyor değil mi? Çok merak etti şimdi ona. İka salalım bakalım ne yapacak acaba? Ne yapacak Ediz bakalım? Korkacak mı? Yoksa direkt bak hemen nasıl yanına gidiyor bak. Bak. Ana nasıl merakla bakıyor bak. Git oğlum. Tanış yeni arkadaş o senin. Git. Gel yanına gidelim gel. Gel. Gel yanına gidelim hadi gel. Ha gelmiyor korkuyor İka. Ciddi misin? Gel gel. Gel oğlum ya. Aa nasıl panik oldu bak kaçacak delik arıyor bak. Kaçma nereye gidiyorsun? Gel oğlum tut elimden gel. Gel bakmaya gidelim bakmaya. Ha önümden de çekil diyor ha. Önümden çekil bakacağım diyor. Bak şuraya nasıl bakıyor bak. Koltuğun arkası saklandı bak. Ya. Birden ona gelse var ya ağlar şu anda. Evet şimdi taktım arkadaşlar. Bunun düğmesi bunun içinde. Ben daha önce bakıyorum. Tamam. Şimdi ben oraya yapacağım. Tipi de güzel yani ha. Yakışıklı böyle değil mi? Tamam bu mu yakışıklı yoksa ben mi daha yakışıklıyım yani? Tabii ki sen. Ha o zaman tamam. O zaman oldu şimdi. O harita oluşturuyorum diye. Ah korkuyor eyvah. Gel gel oğlum sen gel. Ah korktu bu bebek. Oğlum sen korkma ya. Hiç korkulur mu o da? O evi temizliyor. Annene yardım ediyor. Tamam mı? Böyle kardeş kardeş oynayın. Kavga etmeyin. Çığlık çığlığa gitti valla. Ama bana sarılması da ne güzel böyle ya. İka. Ay, ne güzel. Ay, ne güzel sarıldı bana. Ya, alışınca var ya üstüne bile çıkacak onun ha. Allah Allah. Bak bize yaklaşıyor ya. Gel, gel oğlum gel benim yanıma gel. Gel. İka. Kaçıyor. Bak Ediz'e önce alıştıralım böyle kullanmadan tamam mı? Tamam.
Yanında böyle zaman geçsin, vakit geçsin, alışır böyle. Halı püsküllerinden bile başarılı bir şekilde geçti gitti değil mi? Evet. Hiç takılmadı yani. İka şarj oluyor tuşuna bastı. Yeriniz de kendi algılıyor değil mi? Nereye takılıysa oraya kendi gidiyor bakın. Aşağıdan böyle kendi şarja giriyor. Şarj ediliyor. Şarj ediliyor. Süper ya İka. Harika. Keşke benim telefonda da böyle bir özellik olsa. Şarjı bulamıyorum ya. Telefona da desem bastı gitse evet, telefon. Yani. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten ben çok memnun kaldım. Bir de çok mutluyum. Yani hakikaten beni çok yardımcı oluyor. Bir de rakiplere göre çok yüksek performansı var. Çünkü 200 dakikaya evet, kadar, 200 dakika kadar çalışabiliyor yani mükemmel. 200 metrekare evet. Alanı bitiriyormuş yani çok rahat. Büyük ev bile o çok aynen. Güzel yani. Ben Segment bilgisayara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ürünü Segment bilgisayarın sitesinden de alabilirsiniz. Yoksa N11'de hepsi burada. Trendyol'dan da alabilirsiniz. Ben onların linkini açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. İzleyeceğim orada. Evet, oradan gönül rahatlığıyla sipariş edebilirsiniz. Bir tane eksiği var. O da Edison Karyola. Bir çok az kaldı yani. Çok yakında gelecek. O da dururken ben size göstereceğim. Bundan sonra artık ev durum video paylaşacağız arkadaşlar. Yani çok az kaldı. Tamam mı? Şimdi ben akşam yemeğe başlayacağım. Sonraki güzel videolarda görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bye bye. Hadi. Bye bye. Arkadaşlar Hüseyin'le harika bir ava çıktık. Hüseyin burada ses kaydı dinliyor. Evet, çok verimli bir av oldu arkadaşlar. Baya bir balık avladık. Burada 8 tane böyle kiloluk kefaller var. Bir tane de böyle artık yeni oynamaya başlamış levrek var arkadaşlar. 10 numara. Çok keyifli güzel bir av oldu. Ben de bir atış yaptım arkadaşlar. Bir atışa 2 tane birden balık geldi. Yani isterseniz bir gün av yaparken de çekebilirim merak ederseniz.